şu kitabı gösterdim diye Fransızca bir kitap. Evet. Masonlarla ilgili. Evet, Mustafa tamam. Kemal'in masonluğunu gösteriyor burada. Ha. Kitap kalın bir kitap. Bunu Ha. gösterdim diye hakkımda dava açıldı Türkiye'de. Bir Bu şey çıkmaz ondan revan, ama. Bak ondan bir şey çıkmaz ama. revan mı hocam bu? Değil, değil. Korkutmak için yapıyorlar. Değil. Okutmak için değil mi? Ya bu Tabii. yüzden ben Türkiye'ye giremiyorum bu yüzden. Ya gibi bir şey olmaz ya. Ondan bir Hocam şey çok olmaz. yurt dışına çıkmaya sahip ol. Bunların her şeyi biliyor. Bunların şeyi yok. Ha Bunların tabii. ayarı yok. Hı. Yani ayarı yok bunların. Hocam ne diyorsunuz 5816 kanunu ile ilgili, Mustafa Kemal'i haktan koruma kanunu ile ilgili? Abi yani saçma sapan bir kanun. Olmaz böyle bir şey yani. Olmaz böyle bir şey. Yani kimseyi yani bir defa ölmüş bir insan yani değil mi? Yani, hala da yaşıyor diyorlar. Tamam yaşıyor. Ha, yaşıyor. Kalbimizde İçimizde yaşıyor da. yaşıyor hocam. Kalbimizde yaşıyoruz başka da. Kalbimizde yaşıyor. Ama yani olmaz özel bir insana bir kanun olmaz böyle bir şey. Olmaması Ya, gerekiyor. Yani mantıklı değil. siz dünyayı dolaştınız, İsviçre'yi dolaştınız, Portekiz'de yaşadınız, Amerika'da yaşadınız. Var mı böyle bir kanun rastladınız mı hocam? Hayır hiç böyle bir kanun yoktur. Yani dünyanın hiçbir yerinde Atatürk gibi bir şahsiyet de yoktur ayrıca. Yani bu kadar putlaştırılmış, bu kadar sevilen ve bu kadar nefret edilen bir şey. De Gaulle vardı yakın tarihte Fransa'da. Evet, Değil Hugo. mi? De Gaulle büyük bir insandı tamam. Herkes onun büyük bir insan olduğunu kabul eder. Tarihi bir şahsiyet olarak kabul eder. Napolyon da vardır. Yani var yani Bismarck var. Ondan sonra Deli Petro var. Churchill var Yani, hocam. Churchill var. Churchill Yolsuzluğa var gitmiyor. değil mi? Yani. Yani Abraham Lincoln var. Yani hiç kimse öyle putlaştırılmamıştır. Bunun tarihsel gerçekleri nedenleri olabilir. Bunları çok fazla Sevan'a şey yapıyorum, referans veriyorum burada ama Sevan daha iyi bilir benden tabii ki. Onunla konuşsun, onu anlatırsın, ona sorarsın. Yani bu normal bir şey değil. Bu, yani bir Türk halkının bir eksikliği var burada. Yani bu kadar birisine hayran olmak ve tapmak normal değil. Yani bu bizim psikolojik bir sorunumuz var sanki. Hocam Aşamadığımız halkla ilgisi yok ki. Halkla ilgisi yok. Evet, halkla ilgisi buyurun. olmaz olur mu Pardon. canım? Halkla ilgisi olmaz olur mu? Yani onu Hocam. putlaştıran da nefret eden de halk. Hocam bir yerden bir şeyle boruyla su akıtılıyor. İşte sözde Milli Eğitim Bakanlığından su akıtılıyor. Diğer taraftan sağ cenahtan su akıtılıyor. Halk iki arada kalmış. Gerçeği bilmiyor ki. Şunu demek istiyorum hocam, affedersiniz. Biz halk olarak bu kadar eşek miyiz ki 5816'ya maruz kalıyoruz? Zamlara maruz kaldığımız gibi. Yani bu halkı nasıl görüyorlar hocam? Her şeyin iyisi, yani iyisine de layık görüyorum. Bakın burada size bir zeytin göstereyim. Marmara'nın ihraç ettiği zenginleri. Dondunuz bu arada hocam. Haydasın. Sen de dondun. Sadece ben değil, sen de dondun. Duyuyor Evet. musun Siz dondunuz. Yani ben de dondum. Evet, bir şey oldu. Araya girdiler yine. Bakın araya girdiler yine. İnanın seçim döneminden önce, seçimden önce yayınlar yapıyordum, canlı yayınlar. Ne zaman seçimle ilgili bir yorum yapmaya kalksam, seçimde oy vermeyeceğim desem yayın kesildi. beni? Bakın. Yani oy vermeyeceğim demek bile oyunlarını bozuyor. Dondunuz. Ama duyuyorsun değil mi beni? Duyuyor musun Ha, beni? duyuyorum. Ha, Duyuyoruz. iyi, iyi, Duyuyorum iyi. ama Şimdi bu söylemeden. yani eğitim çok önemli tabii de öğrenciler mesela en çok birbirlerinden öğrenirler. Öğretmenden, kitaplardan falan falan değil. En çok birbirlerinden öğrenirler öğrenciler. Ve halk da öyle. Halk da öyle. Halk da en çok birbirinden öğrenir. Türkiye yakın zamana kadar çok insanlar kendi mahallelerinde yaşıyorlardı. Müslüman sadece Ya. Müslüman görüyor. Solcu Evet. sadece solcu görüyor. Kemalist Evet. sadece Kemalist görüyor. Şimdi bu sosyal medya ile birlikte bu aşıldı. Yani hayatında iki satır yazmamış birisi iki satır yazıyor, üç satır yazıyor. Yazıyor. Belki hakaret ediyor olsun ama bir zaman sonra mesela benim sayfamda, Facebook sayfamda çok hakaret vardı bir zamanlar. Sadece hakaret değil, bir de çok sert konuşuyorlardı. Yani acımasızca konuşuyorlardı. Hiç kimseye kendini haklı görmeye görsün. Kendini haklı gördüğü zaman her şeyi her şeyi söyleyebilir zannediyordu. Evet. Anladın mı? Yani şey gibi yani birisi kendini haklı görüp de diğerini dövmesi gibi. Yani böyleydi. Ama şimdi
Şimdi bu değişiyor yavaş yavaş. Yani insanlar çünkü bayağı bir farklı fikirlere maruz kalıyorlar. Mesela bir Müslüman ateistle tartışıyor. Daha önce hayatında görmemiş ateisti. Daha önce onu şeytanlaştırmış. Tamam mı? Ya da bir tam tersine bir cumhuriyet çocuğu, bir cumhuriyetçi bir de Müslümana giriyor. Ya o da iyi bir insan. Yani o da ya da işte bir düşüncesi var, fikri var, bir şeysi var, bir aklı olduğu bir taraf var gibi. Yani insanlar alışveriş yapıyorlar, fikir alışverişi yapıyorlar ve mutlaka Türkiye'yi değiştirecektir olumlu yönde. Yani Türkiye'de o olmayan demokrasiyi, o olmayan çoğulculuğu bir sosyal medya sayesinde yakalayabiliriz ve sen diyorum bir de yakalayacaksın. Hocam, Facebook sayfanızı işte görüyorum ara sıra paylaşımlarınızı. Maşallah, nasıl tahammül ediyor? Bir ara bayağı şey yapıyordunuz, mücadele ediyordunuz. O hakaretlere karşı falan tavrınız ne oluyordu hocam? Hiç umurda değil canım. Ne olacak hakaret ettiğiniz?